Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi çok sayıda güvemiz var. Artık bu petikleri kullanamayız. Bu petikleri eritip geri dönüşümde kullanacağız. Şöyle kükürtü döküyorum. Ve kükürt yanmaya başladı. Gözün içinde şu anda kükürdüğümüz. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Arıcılık Teknik Müdürü Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sahamdan sonra peteklerimizin nasıl saklanacağı hakkında video paylaşmak istedim. Bu tüm arıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi. Yani güveye karşı müdahale etmek açısından birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de kükürtü yakarak dumanını petekler üzerinde salınıp içindeki güve larvalarının ve güve yumurtalarının ölmesini sağlıyor. Hatırlarsanız bir önceki videomda güveli bir kovanımı paylaşmıştım. Bu kovanımda kükürt yakarak içerideki larvaların ölüp ölmediğini kontrol edeceğiz. Hep beraber izleyelim. Muhakkak yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum. Videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Hep beraber uygulamaya geçelim. Güveli kovanım buydu. Görüldüğü gibi güvelerimiz var. Güvelerimiz şu anda içinde geziyor. Hatta şuradan çıkartayım bir tanesini. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi çok sayıda güvemiz var. Artık bu petikleri kullanamayız. Bu petikleri eritip geri dönüşümde kullanacağız. Aynen. Hatta kelebek haline gelmiş. Bunlar çok tehlikeli. Diğer kovanlara da zarar verir. Bunları bir an önce yok etmek gerekiyor. Şöyle göstereyim. Köz var. Közü aldım. Tenekenin içine koydum. Şöyle bunu da koyacağım. Evet. Evet. Şöyle kükürtü döküyorum. Ve kükürt yanmaya başladı. Gözün içinde şu anda kükürdüğümüz yanıyor ve duman çıkartmaya başladı. Kovanın kapağı şey olduğundan dolayı şöyle yan koymam gerekiyor. Böyle yansın. Kükürt yanıyor şu anda. Şöyle kapağını kapatalım. Böyle akmaya başladı. Bunu dik koymam gerekiyor. Bayağı da koptu. Evet arkadaşlar, tenike aktığından dolayı dik koydum, bir tane daha ilave koydum ve çuvalı örtüyorum. Koku epey bir keskin bir kokusu var. Evet, uygulamamızı yaptık. Yaklaşık bir 2-3 saat sonra bir kontrol yaparız. Durumu sizlere paylaşırım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2 saat geçti ve çok keskin bir kokusu var arkadaşlar. Yani bu sağlık açısından pek sıkıntılı bir durum. Muhakkak maske olması gerekiyor. Bir gözlemlemek istiyorum, merak ettim. Bunu alıyorum. Şöyle uzağa bir yere koyayım. Biraz dumanın gitmesini bekliyorum. Epey etkiliyor çünkü insanlar. Evet. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Muhakkak maskesiz yapmayalım bu işi.
Bakalım 2 saat içinde ne tür bir değişim olmuş. Bir bakalım, gözlemleyelim. Evet. Görünürde mum güvesi yok. Şurada bir tane var. Küçük. Şurada bir tane var, büyük. Yani evet, kelebekler hala duruyor. Demek ki daha tesir etmemiş. Biraz daha dursun. Şöyle göstereyim. Mavi bir yanma var. Çok keskin. Kokusu. Hemen kapağını kapatıyoruz. Evet, yaklaşık 2 saatlik bu uygulama. Bakalım ilerleyen günlerde devamını paylaşırız. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Uygulama yapmıştım daha öncesinde. Kükürtle uygulama yaptım. Kükürtten çok randımanlı bir sonuç alamadım. Hani güveye karşı ne kadar etkilidir diye. Bunun videosunu çekemedim. Açtığımda biraz hava şartlarından dolayı yağmurluydu. Hızlı bir uygulama yapmam gerekiyordu. O yüzden onu çekemedim. Sonrasında formik asit uygulaması yaptım. Ve yaklaşık 2 haftadır formik asit uygulamasını bekletiyordum. Yani sonradan çıkan yumurta olabilir, güve yumurtası veyahut da kelebek olabilir diye. Ve bugün hep beraber, sizlerle beraber açıp formik asitin güve üzerindeki etkisini hep beraber gözlemlemek istiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Sizlerin varsa bir uygulamanız, onları da bizlerle paylaşırsanız memnun olurum.